Sağ olasın Emine abla. Narinim, üstünü değiştirelim mi? Yok ablacığım, iyiyim ben, sağ olasın. Yastıkta getireyim mi anayım böyle? İyiyim güzel oğlum, iyiyim ben. Ya iyi olacaksın tabii Allah'ın izniyle. Geçmiş olsun Narin. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ olasın. Ana, sen aç mısın? Yapsınlar mı bir şeyler? Aç değilim ki ben oğlum. Ya sabahtan beri ağzına bir lokma girmedi. Olur mu öyle aç açına? Müzde menge. Anama bir limonata falan yapsanıza. Yaparız canım. Limonatadan kolay ne var? Değil mi Emine abla? Ya yanına böyle peynir ekmek falan. Bak yemek demiyorum, miden almaz ama. Ah benim güzel oğlum. Ben sana bakarım doyarım. Sana bakarım susuzluğum gider. Ya madem öyle... Baran. Sen hele bir çık dışarı. Şekerini biraz daha bol koy Emine abla. Ne kadar kan kaybetti Zahar. Nari niye canına kıymak istedi biliyorsun değil mi? Tövbe estağfurullah. Vallahi yine iyi dayandı. Yani kolay değil kocasının göz bebeğini burnunun dibinde görmek. Sonuçta onu değil Ebru yengeyi tercih etmiş. Hangi kadın delirmez ki? Lafım sana değil ha. Yanlış anlama. Seninle kendi adamın arasındaki hukuku biliyorum ben. Kırıldın değil mi? Bak yeminle ekmek Kur'an çarpsın amacım sana laf çarpıtmak değildi. Hazır değil mi limonata? Hazır hazır. Biraz da peynir ekmek koyun yenge. Niye başını çevireyim? Yüzüme bakamayın mı? Sen ne ettin kızım? Sen ne ettin? Ana ben bir çıkış yolu aradım. Bulamadım. Daha fazla dayanamadım artık. Baran'ımı benden alsalar ben nasıl yaşarım? Ben o acıya nasıl katlanırım? Ana sen söyle bana. Fırat abim söyleyeceğim dediğinde ben öldüm zaten. Baran'ım benden kopacaktı. Kopmasa bile bir daha nasıl dönüp sarılacaktı ki bana? Biliyorum bu saatten sonra Ebru'ya da ana diyemez. Ama bana söylerken de dili titreyecekti. Ana benim oğlum benden bir kerecik gözünü kaçırsa ben aklımı kaçırırım. Sen de bundan korktun. Korktum. Hem de çok korktum. Canım çekildi. Fırat Baran'a söylerse, Baran anası olmadığını anlarsa sen dedin ki ben bununla yaşayamam, ölürüm. Ben buna dayanamam dedin. Kadınlıktan analığa ilk adım acıyla atılır. Doğum sancısın ya. Öyle bir bağırırsın ki kendi sesini tanıyamazsın. Bir başkası bağırıyı sanırsın. Etinden et, canından can kopyadır sanki. Ama dayanırsın, sıkarsın dişini. Kimsenin katlanamayacağı o acıya ana olmak için katlanırsın. Çünkü ana olmak acıya şerbetli olmaktır. Sen bugün acıdan korktun. Arkandan kimlerin kahrolacağını düşünmedin. Sen bu sabah acıdan kaçarak analık imtihanından sınıfta kaldın. Doğurmadan da ana olunur değilsen. Sadece diyen olma. Kalk, dimdik ayakta dur. Her mihnete göğüs ger. Ben de diyeyim ki Narin anadır. Ben de şahidiyim. Beni yalancı şahitlikten kurtar. Ben bu yaşta bu günaha senin için katlanayım. Baran seni de anabilse, Ebru'yu da anabilse benim için bir şey değişir mi? Baran gene benim torunum. Gene muradımın emaneti. Rüzgar gibi, ada gibi, maya gibi. Sor bakalım.
Kadriye Ana bu yaşta bu günaha niye katlanıyor diye. Bir sor kendine, Kadriye Ana niye susuyor? Dur ben sana söyleyeyim. Çünkü ben anayım. Sen ana mısın? İspat et o vakit. Acıdan gebersen de, etinden et koparılsa da, iğneli döşeklere serilsen de, evladını gördüğünde gülemiysen, acını yaranı saklamayı bilemiysen, sen ana değilsin. Analık haktır. Sen bunu hak edin mi? Narin derine düştük, meleği unuttuk ha. Yakalanmışlardı, ne oldu o iş? Hani yok melek? Kendi Allah'ım işim var diye çıktı evden. Meleği getirecek Zahar. Kız Emine abla, o iş olmuş mudur sence? Hangi iş? O iş ya. Kız sen ne geveliyorsun ağzında? Söyleyeceksen doğru düz söyle. Recep diyorum, melek diyorum, fan fini fin fon diyorum. Çoban oğlan ağanın kızına aşık olur. Sonra kaçırır bir kenarda. Sonra da ağa kızını vermek zorunda kalır. Benim de mi seyretmiyorsun hiç? Tövbe estağfurullah. Akşam ezanına karşı ne biçim konuşuyorsun sen? Bana bak, senin dilin çok uzadı ha. Sanki ben kaçtım aşığımla. Allah Allah ya. Oğlum bırak ben yerim. Ya olmaz ben yedireceğim. Aslan oğlum benim. Anasını da üzerine titrermiş. Ya titrerim tabii. Bir tane anam var benim. Ana hadi aç ağzını ne olur. Bak sabahtan beri bir şey yemedim. Ben de senin çocukluğundaki gibi yaparım o zaman. Nasıl? Yemeyeceksin. Ben böyle mi yapıyordum? Hem de günde üç öğün yapıyordun. Ya aç bıraksaydın bak gör o zaman nasıl yiyordun. Bak. Ben sana kıyabilir miyim hiç? Ya ben de bunu biliyordum tabii. Ya hadi ana aç ağzını ne olur. Hadi. Aa, Melek nerede be? Ne demek nerede? Eve geldi dediler. Yok. Ulan! Yettiniz lan canıma! Üçer beşer gelin lan, üçer beşer gelin ha! Allah'ım ya Rabbim! Teyze kızı kendini kessin, bacın aşığını da kessin. Azar özlem yesin. Oh ne ala memleket. Özlem! Olmuş işte. Fan fini fini fon da olmuş, her bir şey olmuş. Olmuş ki eve yere vuramıyor melek. Köşe bucak kaçıyor. Özlem. Ay Özlem kadar geldim be.